Herkese yeniden merhaba. Orta Doğu'dayız. Afganistan'dan biraz bu tarafa yakın bölgeye geliyoruz. Çünkü baş döndürücü diplomatik temaslar yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayının 19 veya 20'siydi yanlış hatırlamıyorsam. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail adına Abraham anlaşmaları dediğimiz İbrahimi dinlerin lafından ortaya çıkan ki FETÖ'cülerin çok kullandığı bir kavramdır. Dinler arası diyalog falan gibi. Aynı yöntemlerin kullanıldığı evanjelik Siyonist lobi ile buradaki Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in birlikte çalışarak gerçekleştirdikleri bir anlaşma imzalamışlar. Türkiye'de bu anlaşmanın özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ayağına bizzat Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın ağzından yüklenmişti. Üzerinden bir yıl geçti ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi bölgenin zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir numaralı yöneticisi Muhammed Bin Zayed'le, kısa adı MBZ'dir, bir telefon görüşmesi yaptı ve taraflar bir kez daha diyorum çünkü 10 Ağustos günü Şeyh Tahnun Bin Zayed, yani bu yönetici Veliaht Prens'in erkek kardeşi ve aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bütün pis işlerin organizatörü olan şahıs gelmiş, Erdoğan'la bir görüşme yapmış. Erdoğan devamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yatırım yapma eğiliminde olduğunu, ilişkilerin bundan sonra biraz daha derli toplu hale geleceğini söylemişti. Aynı şahsı, yani Şeyh Tahnun'u 8 gün sonra Katar Emiri El Thani ile bir arada gördük. Orada da güzel laflar edildi. Şimdi tabii bana geçen yıl bu zamanlar deseydiniz ki şu veya bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikler Emiri ve Veliaht Prensi ve yöneticisi Şeyh Zayed ile bir görüşme yapacak, biraz hayal gücü olduğunuz, güçlü bir hayal gücüne sahip olduğunuzu söyleyebilirdim. Ama şimdi öyle demiyoruz tabii. Sonuç itibariyle o telefon görüşmesi yapıldı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin birbirine yakınlaşma yönündeki bu karşılıklı manevralarının 5 Ocak 2021 günü Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın önü başını çektiği bir hareketle 2017 yılında Katar'a konulmuş olan o kuşatma ve ambargonun Körfez ülkeleri ve Mısır tarafından kaldırılması anlaşmasına bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz 2017 yılında Jared Kushner damat olarak Trump'ın, aynı zamanda Siyonist lobinin de adamı olarak onaylamıştı Muhammed Bin Zayed ile Muhammed Bin Selman'ın, Suudi Arabistan veliahtının Katar'a karşı bu Katar'ın 300 milyar doları aşmış hazır fonunu şaralop etme operasyonunu. Fakat Türkiye ile İran bu işin ucunu bırakmadılar. Katar bu işin içinden sağ salim çıktı. Sağ salim çıkmasının yanında aynı zamanda Doha'yı daha Trump zamanında ve sonrasında Zalmay Halilzad, Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakereci ismi, onun da katkısıyla Doha'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin Taliban'la müzakere merkezi yaparak diplomaside çok üst bir asimetrik üstünlük yakalamıştı Katar. Bu nedenden dolayı şu anda durum anladığımız kadarıyla ki son dönemde Katar Mısır'da büyükelçilik açtı. Mısır aynı şeyi cevap verdi falan. Bahreyn haricinde ilişkilerinin Katar'ın Körfez ülkeleriyle giderek daha normalleştiğini görüyoruz. Çok normal bir şey bu. Çünkü o dönemde bir para mevzu vardı. Bir de Türkiye ve İran mevzu vardı.
Araplarda genelde şu taktik devam eder. Yani bir rakibini yenemediysen onun yanına çek mevzu. Anladığım kadarıyla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bölgenin ve dünyanın yaşamakta olduğu çok özel koşullar nedeniyle artık Katar'ı tekrar Körfez İşbirliği Konseyi'nin önemli bir üyesi olarak bünyeye döndürmüş durumdalar. Bu tabii Türkiye'nin de Katar'ın eski düşmanlarıyla olan bağlarında yeni bir dönemin açılması normaldir. Ama bu yeni dönemin kalıcı ve sonuç alıcı olup olmayacağı ayrı bir konudur. Sonuç itibariyle devletler biz insanlar gibi değillerdir. Nedir? Biz birine kızdığımız zaman veya gönül koyduğumuz zaman bu işleri tahmin etmek biraz zaman alabilir ama devletlerin sonuç itibariyle hafızaları güçlüdür ama çıkarlar her şeyin önünde gelir. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar arasında yıllardır yani 2010'lu yılların başından itibaren başlamış ve artık 12-13 yıla varmış bu soğuk savaş gerçek anlamıyla bitti. Her şey de normale dönecek mi diye sorun bana, ben de cevap vereyim, hayır bitmedi. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar arasındaki olaylara yaklaşım farkı zaten bu soğuk savaşın doğmasına neden oldu. Katar, daha önceki bir yorumumda da söylediğim gibi, yüksek düzeydeki parası, Siyonist lobiyle olan ilişkileri, İsrail'le kurmuş olduğu çok özel bağlar çerçevesinde oyununu bütün Orta Doğu'da askeriye üzerinden, askeri güç üzerinden oynayan bir kimlik taşırken Katar, El Cezire televizyonu başta olmak üzere diplomasi ağırlıklı, para ağırlıklı, girdiği yerde ses getiren, kalıcı çözümler üreten diplomasi ağırlıklı soft power'ıyla yani yumuşak gücüyle hareket eden bir devlet olarak karşımıza çıktı. O yüzden Birleşik Arap Emirlikleri Yemen Savaşı'nda Suudi Arabistan'da ittifak halinde şu anda bulunuyor, savaşıyor. Libya'da bize karşı Halife Hafter'i destekliyor. Suriye'de Beşar Esed'le yeniden ilişkileri tanzim etti ve bir dönem desteklediğini savunduğu muhalif unsurlara karşı Beşar Esed'i destekleyen bir karaktere geldi. Daha açık bir nokta söyleyelim. 2015 yılında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a Türkler muhaliflerle beraber Suriye'de savaşı kazanmak üzere atla git Vladimir Putin'e masasızsa petrol konusunu konuşacaksın. Rus ordusunun Beşar Esed'e destek olması çağrısını yapan sen ol ve biz de seni destekleyelim. Gelsin Ruslar Beşar Esed'le beraber Suriye'yi Türklerden kurtarsınlar diyen adam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün konuştuğu Muhammed Bin Zayed'dir. Bu benim komplo teorim değil. Açarsınız Google'ı, bakarsınız resmi açıklamalardır. Yani biz burada bir İslam coğrafyasında Müslüman büyük çoğunluğun büyük bir eziklik, büyük bir yıkım, büyük bir ölümle karşılaştığı bir dönemde bütün hızımızla onları korumaya çalışırken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bugüne kadar sürecek bu kan gölünü ateşleyecek fikirle Soçi'ye gittikleri ve Rus ordusunu bir Arap toprağına resmen davet ettikleri gerçeği vardır. Şimdi bunlar yaşanmış olaylardır ve bunlar öyle kolay kolay unutulacak olaylar da değildir. Bugün itibariyle baktığımız zaman 7-8 Eylül 2021 günü Ankara'da buluşacağımız Mısır'da dahil olmak üzere bu ittifakın yani Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Yunanistan, Mısır ittifakının Türkiye'ye dönük baskıcı, maksimalist talepleri
ve isteklerinde en ufak bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ve bu nedenden dolayı da ben baştan beri esasında bu görüşmelerin, bu telefon buluşmalarının, şunların bunların karşılıklı bir jest olarak görülüp fazla da detaylandırılmaması gerektiği inancını taşıyarak konuşuyorum. Ama görüyorum ki her olayda olduğu gibi bu ülkeye gereksiz bir siyaset pompalaması yapan arkadaşlarım bir anda ortalığa dökülüyor ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da uğradığı hezimet nedeniyle bir anda panikleyerek ve zayıf kaldığını düşünerek Türkiye'ye yaklaşmak zorunda olduğunu söylüyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyi eğer aklınıza getirirseniz ve böyle bir şeyin doğru olduğunu kabul ederseniz, çok yakın bir gelecekte Suriye-Irak hattıyla Libya hattında bu güçlerden, yani Birleşik Arap Emirlikleri, Beşar Esed, Suriye, Rusya, Mısır gibi güçlerden Türkiye'ye gelebilecek tüm saldırıları görmezden gelme eğilimine girebilirsiniz. Böyle bir şey yok. Tam tersine, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Yunanistan ve Mısır dörtgeninde küresel emperyalizmin ve Siyonist lobilerin kurmuş olduğu ittifak Türkiye'yi Doğu Akdeniz ve giderek Orta Doğu'da zorlamaya başlamış durumda. Bence Cumhurbaşkanı bu ittifak içinde acaba bir soru işareti doğurabilir miyiz bu ittifakların içinde diye bu telefon görüşmelerini yapmak zorunda kalıyor. Yoksa normal şartlar altında Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Mısır'ın bugün, daha bugün Libya'daki 5+5 askeri konseyine mesaj gönderip resmi Semih Şükrü üzerinden Mısır'ın dışişleri, Türk askeri başta bütün yabancı askerlerin çıkarılması yönünde yürütecekleri çalışmalara sonuna kadar destek vereceklerini duyurmuş olmaları açıktır. Yani bizim Mısır'la masaya oturduğumuzda veya MBZ denilen o adamla Cumhurbaşkanı telefonla görüşmeyi yaptığında karşımızdaki unsurların, ki daha önce de 1000 defa söyledim ve hepsinde de haklı çıktım, karşımızdaki unsurların bize dönük politikalarında en ufak bir değişiklik yok. Onlar sadece bence zaman kazanmaya çalışıyorlar. Çünkü şu anda bütün devletler, İran'da dahil olmak üzere, bütün devletler Amerika'nın bilinçli, kararlı bir şekilde çekildiği bu coğrafyada Amerika sonrası yaşanabilecek türbülansların ve bu karmakaşığının doğacaksa eğer, nasıl göğüslenebileceği veya nasıl bir sistem içinde kontrol edilebileceğini tartmaya çalışıyorlar. Çünkü Afganistan'dan bütün uyarılara rağmen çekilmiş olan Joe Biden yakın bir gelecekte Aralık 31 itibariyle Irak'taki Amerikan askeri varlığını da sonlandırıyor. Katar'daki Amerikan askeri varlığının azaltılmasını hedefliyor vesaire. Şimdi İsrail Başkanı Bennett'in ta Washington'a kadar gidip yaptığı görüşmede sadece İran mı konuşuldu zannediyorsunuz? Amerika'nın askeri varlığının çekildiği bir Orta Doğu'da kendini çıplak zannedebilecek çok fazla unsurun bir araya geldiği, yeniden bir yapılanma içine girdiği ve bu yapılanmalar içinde de kendini emniyette hissetmeye çalıştığı, ki bunların ismen söyleyeyim Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan ve Mısır ve Ürdün, bu kadar net bir davranış içine girdiği bir dünyada tabii ki Türkiye ve İran'da orada gördükleri muhataplarla bir şekilde görüşeceklerdir. Hiç medyaya yansımadı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron 2 gün önce Bağdat'a gitti. Oradan Erbil ve Musul'a geçti. Niçin yapıyor bunu? Bağdat'ta
bizim Mevlüt Çavuşoğlu da vardı, Dışişleri Bakanı. İran yeni Dışişleri Bakanı geldi. Suriye'ye komşu ülkeler Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı. Macron istemiş. Ve Macron sonradan Erbil'e gitti ve Kürt hareketine, yani Orta Doğu'daki Kürt hareketine aynen şu mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri çekilse bile biz buradayız. Biz sizi bırakmayacağız. Ve Musul'da da aynı görüntüyü verdi. Niçin birdenbire hareketlendi? Emperyalist sistemde devletler, yani o Avrupalı üçlerle Amerika Birleşik Devletleri arasında kartlar yeniden dağıtılmıyor. Görevler yeniden yapılandırılıyor. Benim gördüğüm kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ağırlıklı olarak Pasifik'e, Asya'ya, Güneydoğu Asya'ya doğru giderken Almanya ve Fransa ve bağlantısında İtalya, İspanya gibi devletler hem Rusya'yı dengeleme hem de Avrupa'nın ve genel olarak Amerika Birleşik Devletleri ile beraber transatlantik emperyalizmin Karadeniz, Doğu Akdeniz, Süveyş Kanalı, Kızıldeniz hattındaki güvenliğini ve çıkarlarını korumak için yeni görev bölüşümleri yapıyorlar. Bunların hepsini görmemiz lazım. Efendim Birleşik Arap Emirlikleri şu oldu bu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir şey olduğu yok. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le Siyonizm'le işbirliğini kolaylamış. Avrupa Birliği'nin iki tane şımarık rejimiyle ittifak kurmuş. Ve Mısır'ı da ekonomik açıdan kontrolünü almış. Mısır ordusunu da istediği gibi kullanan böyle bir ülke. Yani bu ülkenin böyle aşırı bir panik haliyle Türkiye ile ilişki kurmasına gerek yok. Ama bu ülkenin, ben buradan baktığım zaman, bir gün Türkiye'ye bir kazık atma hali var. Bu kadar net söylüyorum. Hiçbir şeyden vazgeçmiş bir ülke değil. Şimdi hep söyledim. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Merkezi Washington'daki Demokrasileri Koruma Vakfı karargahı, arkasından NATO, FETÖ vesaire. 15 Temmuz 2016'nın arkasındaki bütün güçleri şu anda Türkiye eğer karşılıklı bir hesaplaşma zincirinden geçirmeden normal bir uzlaşma yoluna ve yumuşama yoluna giderse gelecekteki kuşaklar açısından çok ciddi bir risk doğacak demektir. Çünkü bu emperyalizmi saldırılarını, Türkiye'ye dönük saldırılarını kısa bir zaman dilimi için askıya alsa bile yakın bir gelecekte yeniden devreye sokacağının işareti anlamına gelmektedir onlar açısından. Çünkü siz karşılaştığınız bir saldırının hesabını sormuyorsunuz. Karşılaştığınız bir saldırının hesabını sormamanız demek, gelecekte olacak hesaplı saldırılarında hesabını sormamanız anlamına gelmektedir. Bu nedenle temkinle yaklaşıyorum. Niçin görüşüyorsunuz demiyorum. Niçin bilmem ne yapıyorsunuz demiyorum ama temkinle yaklaşıyorum. Ve Türkiye'de bir anda böyle dış politika konularında iç siyasete dönük böyle yüksek laflar edilmesinden de hiç hoşlanmıyorum. Bu milli beka kavgası, hep söylüyoruz, 100 yıllık milli beka kavgası. Bu kavgayı o günlük siyasi tartışmaların içine sokup onu güçlü, bunu güçsüz göstermek, her iki taraf için de söylüyorum, çok yanlış. Ve şeffaf ülkelerde siyasi otoriteler daha düne kadar uygulamakta oldukları dış politikayı bir anda neden değiştirdiklerini de topluma güzel bir basın toplantısıyla bağımsız ve soru sormasını bilen gazetecilerin önünde anlatmak zorundadırlar. Yani bu toplum 2013 yılından bu yana izlenen politikaya genel anlamda seçimlerde evet vermişse ve o evet oyunu almış, onunla siyasi güç oluşturmuş kadro
o politikasıyla tebarüz etmişse ve birdenbire 2021 yılının yaz aylarında bu politika değişiyorsa, sonuç itibariyle toplumun destek verdiği politikaları yürüten o siyasi kadronun çıkıp seçmenine ve insanlara ve bu ülkenin vatandaşlarına şu nedenle bunu yapıyorum demesi lazım. Yoksa eğer yürüyen bir iş varken birdenbire ben ekseni değiştiriyorum, buraya döndüm falan gibi işler olacaksa, o zaman bu zaten normal bir devlet işleyişi değil demektir. O yüzden Muhammed Bin Zayed'in ve Muhammed Bin Selman'ın kimler olduğunu bilerek umut ediyorum ki Ankara'daki dostlar bu millet adına hareket ediyorlardır. Eğer her şeyi sileceksek, her şey bir anda beyaz bir kağıda dönecekse, çok açık ve net söylüyorum, ben sorgularım. Biz bu ülkeyi sokakta bırakmadık, bulmadık. O 15 Temmuz'daki o şehitleri de boş yere vermedik. O gaziler daha hala ameliyat oluyorlar. Bakın 6 yıl oldu. Hala ameliyat olan 15 Temmuz gazileri var, kul hakkıdır. Bu işlerin, bu pisliğin arkasındaki adamlarla bütün görüşmelerin millet önünde şeffaf olması lazım. Şeffaf. Yoksa önümüze konan her yemeği yiyeceğiz diye bir kuralımız yok. Kimi pişirirse pişirsin. Hoşça kalın.